Yeni günden, yeni hikayeden herkese kocaman bir merhaba. Bugün yine karşınızdayım. İnşallah yarın bir daha karşınızda olacağım, öbür gün de öyle. Bundan sonra artık her gün yeniden beraber olacağız bu kanalda. Dünkü paylaşımımın altına yaptığınız yorumlar var ya, beni böyle tam kalbimden 12'den vurdunuz. Bu çok hassas bir şey. Yani insan kendi olabiliyorken, bu kadar olduğu gibi davranabiliyorken, beni sevmeniz, sahiplenmeniz, aileden biri gibi görmeniz gerçekten benim için çok gurur verici. Sizin için söyleyecek aslında çok kelimelerim var ama bugün yeni bir yer keşfedeceğiz sizinle beraber. Sadece şunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve gerçekten hiçbir yalnızlık bu kadar kalabalık olmamıştı ya. Vallahi bak. Değil mi? Saçlarım konusunda da beğenmenize çok sevindim. Çünkü ben de çok sevdim. Çok kullanışlı ve pratik oldular. O zaman lafı çok uzatmadan nerede olduğumuzu, nereye gideceğimizi anlatalım değil mi? Anlatalım. Şimdi biz Bafra'dayız. Bafra'nın kendine has, özgü, çıtır çıtır bir pidesi var. Önce onu deneyeceğiz, hatta birazdan. Sonrasında da Kızılırmak Deltası kuş cennetine gidip orayı bir keşfedeceğiz. O zaman hadi pidemizi yiyelim, ondan sonra da yolculuk başlasın. Pide 18 liraydı. Ayran da 3 lira. 21 liraya çok güzel bir yemek yedim. Terme'nin de pidesi çok meşhurdur ama kesinlikle Bafra pidesi Terme pidesini sollar bana göre. Benim damak zevkime göre. Daha çıtır, daha böyle lezzetli, hafif bir şey var böyle. Hamuru var. Bir de bizim Terme'de pidenin içine koyulan kıymayı çiğden koyuyorlar. Burada ise kavurup koydukları için böyle çiğ koku, böyle bir pişmemişlik kokusu yok. Bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama Bafra'ya gelirseniz mutlaka deneyin Bafra pidesi ki fark anlarsınız. Ne oldu? Sen kuş kovalamaya doymadın. Neyse artık yola çıkalım mı? Artık yolcu yoluna gerek. Bugün gün bitmeden Kızılırmak'ı görelim. Bafra ilçe merkezinden sadece 3 kilometre yol geldim. Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel bir köy burası ya. Kızılderili misiniz kardeşim? Ne yakıyorsunuz orada ya? Nasıl bir köy ya? Çizgi filmden çıkmış gibi. Şu renklere bak. Biz nereden gideceğiz? Bu da köyün ağası herhalde. Şşt! Rıh! Gelmek üzereyiz bakalım. Acaba? İstediğiniz yere geldik. İstediğimiz yere geldik. Gördüğünüz gibi kafeteryanın önündeki otoparka geldik. İstediğimiz yer burası değil elbette.
Ama aracı burada bırakıp buradan gerisini yaya olarak devam edeceğiz. Şu beyefendinin oradan. Ama nereye bırakalım arabayı? Burası yalnız benden başka hiç kimse yok. Koca otoparkı göstereyim. Benden başka kimsecikler yok. Kendime özel kiralamış gibi. Muhtemelen bunlar çalışanlar çünkü çitin arkasındalar. Neyse bakalım şuraya bir yere biz de aracı park edelim. Buradan sonrasında artık araç girişi yok. Tamamen araç trafiğine kapalı. Ya yaya olarak devam edeceksiniz. Ya bisiklet kiralayacaksınız ya da kendi bisikletinizin arka tekerine hava basıp devam edeceksiniz. Şimdi ben de ilk defa şunlardan kullanacağım ama bir acayibime gitti. Neden diyeceksiniz? Çünkü verdiği havaya bakıyorum hiç hissetmiyorum bile. Yani bu teker nasıl şişirecek mi şişirmeyecek mi çok emin değilim açıkçası. Yanlış mı yapıyorum diyeceğim ama yok yani. Kaç çeşitte yapma şekli var. Basıyorsun böyle. Ama verdiği hava. Neyse. Kaçırıyor musun? Hayır, kaçırıyorsun. Niye? Oldu galiba. Buradan 13 kilometre yürükler jandarma noktasına kadar gidebilirsiniz. Beton yolu takip edin. Peki şurayı da görmeden gelme dediğim yer var mı? Hayır, 13 kilometre git. Evet. Gidip de bomboş gelmek de var işin içinde. Sadece balık gölleri var. Cennet gölü var ileride bir 5-6 kilometre ileride. O göller kamera mı? Allah seni kahretmesin. Onu ne olmuş? Siri! Allah! Sen... Yaya gelecek peşimize. Tabii o yaya gelecek. Başka türlü artık kucak mucak yok. Hayda. Hareketli. Sorma. Kuş gözlemi yapacağız da bakalım bu izin verecek mi acaba? Neyse kolay gelsin sana. Az önce burada birkaç tane karabatak ve leylek vardı. Tamam mı? O kadar güzellerdi ki şu kısımda. Tintin'i buraya çektim. Ve şu görüntüyü sizinle paylaşmak istedim. Ama ve lakin şu küçük hanım var ya şu. Bak şu su içinde olan. Buraya atladı atladı kovaladı onlar. Şu yeşillerin içine girer. Bak oradan da geliyorlar. Ne bunlar? Bak leylekleri görüyor musunuz? Oh ne kadar güzelsiniz ya. Ben sizi görmeye geldim ama Siri ile gelmekte çok büyük bir hata yaptım. Evet doğru. Bak. Hoşçakalın. Bak bak oradan da gidiyorlar bak. Hep bunun havlamasına korktular galiba. Hoşçakalın. Yaptığını beğendin mi? Şu haline bak. Suyun içine girdi çıktı manyak. Hayır canım, kuş kovalamak için göle attı. Kuş gözlemine bununla geldiğim için çok pişmanım. Bir şey söyleyeceğim, kiralamaya ne kadar ödediniz? Keşke burası böyle komple açık olsaydı. Aynen öyle. Yani şu omuz hizasında komple kafası açık olsaydı değil mi? Ne kadar güzel olurdu. Çok güzel olur bence. Normal gözetleme kuleleri öyle aslında. Buradan neyi gözeteceğim? Buradan gözetleme, buradan kaldırma çıkma bir şey yok. Buradan bizi gözetlerler ancak. Ancak. Kuşlar böyle, aa insanlara bak kafese girdi. Kuşlar öyle der. Değil mi?
Gözlem Kulesi'ni aslında çok iyi bir yere planlamışlar. Görsel olarak çok güzel, çok cezbedici. Ama çok büyük bir eksiği var bana göre. İçerisi daha çok sıcak olmamasına rağmen çok kötü kokuyor. Çünkü kuşlar gelip oraya pisletmişler. Bu çok normal, doğal bir şey. Ama orada camların açılmaması, yani gelen kişiler bile camları açamıyor ve sürekli camlar kapalı. Bu yüzden hem koku hem görsel olarak da çok da bir şey vaat etmiyor ki. Camlar çok kirli zaten, hiçbir şey göremiyorsunuz. Camı da açamıyorsunuz. Bana kalırsa çok Gözlem Kulesi olmamış gibi. Ama sonra Sivridilli olduğum için daha fazla söz etmeden devam ediyorum. Bir sonraki durağa doğru. Diye. Mantıklı mı? Bak, bu da seyir terası diyeyim buraya da. Bence şurası da eskiden çok bataklıkmış gibi. Değil mi? Şuradaki atlar konusunda hiçbir teorisi olan yok yani, değil mi? Oradaki atlar öyle muallak yani. Muallak yani. Kendine yan geziyor bence buralarda. Hayır canım, kendinden nasıl gelecek? Adam kamyonda getirdi ya bir tane at. Bunların hepsini nereye koyuyorlar ya? Ben bir şey gibi bulamadım mı? Şey. Ha bak, şurada da at çıkıyor. Bak o kadar. Ah. Çok bağırmayın. Bak. Gördünüz mü ne kadar çok kuş çeşidi var? Burada mı? Bak, yeşil başlı güvel ördek işte. Bizim adına türküler yaktığımız. En baştaki. Evet, bu yeşil başı gördüm ben. Ben de bunu gördüm. Hatta uçarken gördüm bunu sürü halinde. Anlamadım. Kaşıkçıyı görmedim daha. Çok güzelmiş. Hadi gel. Bir dakika, dokunacak galiba. Çok iyi. Ben biraz korkuyorum. Geliyorum. Acele et. Siri, buraya gel. Siri. Hayırlı işler. Ne yapıyorsunuz tam olarak? Börtler yiyoruz. Börtler yiyoruz. Yiyoruz da bana bırakmıyor bunlar. Ben şurada. Ama biz şimdi kuşların yemini mi yiyoruz? Bence de. Kuşlar bunu yer mi? O zaman aç kalacaklar bizim yüzümüzden. Yeterli, yeterli. Kuşlar yiyelim ya, göz hakkı. Göz hakkı diye bir şey. Bu kadar kirlendiğini nasıl temizlendiğini çok soruyordunuz bir saniye. Böyle. Tam olarak böyle. Hemen bir su kaynağı bulup şampuanıyla onu yıkıyorum. Hop. Bu alanda çok fazla at, öküz, inek falan gördüm. Onun burayla ne alakası var? Sahipleri var. Köylünün. Ha, köylü yakın diye burada otlatıyor. Evet, onlara serbest. Gidelim mi? Çok mu mutsuzsun? Çok mu mutsuzsun? Hı? Seni yıkadığım için bu kadar mutsuz olmam peki? Ne yapacaktın? Gölün bütün pisliğini evimize mi getirecektin? Ne güzel kız. Siyah siyah mı gelecektin evimize? Yeni yıkandığı için tüylerin ne kadar çok döktü. Normalde bu kadar dökmüyor. Değil mi kızım? Aman, bu kadar döksen de ben nesin? Dökme sen de Siri, yapacak bir şey yok. Hadi yola çıkalım. O zaman gidelim mi buradan artık? Gidelim buralardan. Dayanamıyorum. Bu nasıl bir görüntü ya, vicdansızlar. Siz çok güzelsiniz ama. Baksanıza.